3 aylık malum bir kapanma dönemi yaşadık. Akabinde öncesinde de bir 2 ay, daha öncesinde yine bir 15 gün. Şunu belirtmek lazım, yani ülkemizde sorun sadece kafe ve restoranlar, yani 2-3 sektörde değil. Yetkili mercilerin bu hususa özellikle dikkat etmesini talep ediyorum. Çünkü kafeler malum görüldüğü üzere %50 kapasiteden bahsediliyor. Zaten mevcutta %10'u bulamıyoruz. Dolayısıyla bu yayılmanın bizden ziyade işte gerek fabrikalarda, gerek toplu taşımalarda, ne bileyim yani başka alanlarda, başka sektörlerde de olduğunu biz hatırlatalım. Ola ki çok yoğun düşünemiyorlarsa hani sadece 3 sektörün üzerine gitmek doğru değil. Bunun dışında tedbirler gerçekten gerek yetkili merciler tarafından, gerek halkımız tarafından dikkate alınıyor. Kontroller sıklaşmasıyla beraber yetkililerden ricam bu kapalı olan sektörlerin denetim ziyareti değil de gelip bunlar ne yer ne içer, çalışan personelleri var mı, bunlar hayatını nasıl idame ettiriyorlar, bunları da inşallah bir mercek altına almadan rica ediyorum. Sevindik yani kafelerin açılmasıyla, ekmek kapımızdır neticede. Mutlu olduk. İnşallah daha dikkat edersek bu mutluluğun devamı da gelir. Kısa sürede bu korona belasından inşallah ülke olarak kurtuluruz. Temennim budur. İnsanların geçim kaynağı olduğu için yani dolayısıyla çoluğu çocuğu bu insanların hani kafelerin kapatılması bana çok garip geliyor. Dediğim gibi yani 2-3 sektörden ibaret değil bu memleket. Anlamış da değilim işin açığı. Kapanırsa başımıza boynumuz kıldan ince, öyle diyelim. Kapatırlarsa yapacak bir şey yok. Ama gerekli tedbirler fazlasıyla bu sektörlerde alınmakta. Denetiye gelen arkadaşlar da bunun bizzat şahidi ve bilincinde. Toplumda bir bilinç kazandı. Dolayısıyla kapatmak yönüne değil de daha ziyade daha akılcı, daha mantıklı, insanların dediğim gibi hani geçimini, ekmeğini buradan sağlamasını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tabii Kayseri şu anda hızlı bir şekilde pozitif kırmızı noktaya doğru ilerliyoruz. Ama bunun içinde önlemlerimizi alıyoruz tabii. Ha bir de dışarıda halkımız önlemlerini alırsa daha memnun kalacağız. Biz dezenfektelerimizi, gelen misafirlerimize oturma şeklini ona göre ayarlıyoruz zaten. Vakaların arttığını görünce tabii üzülüyoruz. Neden? Bir senedir zaman zaman işletmelerimiz bugüne kadar 6 ay boyunca kapalı kaldı ve zaman zaman tabii devletimiz bize destek verdi ama o desteklerden faydalandık, faydalanamadık. O ayrı bir konu. Kapandığı zaman da tabii esnaflarımız şüphe içinde. Biz hadi desteğimizi alıyoruz ama yanımızda çalışan elemanlara hiçbir destek veremiyoruz ve verilemiyor da. Bu bize büyük bir sıkıntı yaratıyor. Ya tabii mesela en son açıldığımızda pazar günü akşam Cumhurbaşkanımız açıklama yaptığında açıldığı haberini aldıktan sonra büyük bir heyecanla salı sabaha geldik, dükkanımızı açtık. Ve bu konuda da çok mutluyuz. Niye? Çoluğumuzun çocuğumuzun ekmeğini, rızkımızı biz buralardan götürüyoruz. Bunun için de heyecanla geldik, dükkanımızı açtık. Dezenfektanımızı yapıyoruz, temizliklerimize çok dikkat ediyoruz, gelen misafirlerimize oturma şekline dikkat ediyoruz. Yani bize düşen, yapılması gereken ne varsa onları yapıyoruz. Ya kapanmaması için herkes dikkat etsin, çünkü burası, bütün işletmeler bizim ekmek teknemizdir, rızkımızı biz buradan götürüyoruz. Biraz daha özen gösterelim ve mesafemizi koruyalım. Yani kapanmaması için, işletmelerimizin kapanmaması için elimizden gelen her şeyi yapalım. Hijyen olsun. Maske tabii ki de her zaman gibi çok önemli, yani mesafe olarak 1,5 metre aralarla gördüğünüz gibi çapraz olarak oturtturuyoruz müşterilerimizi. Kalabalık ortamlara girmemelerini ben de isterim tabii ki de, ama tabii iş olsun, gittiği yerler falan olsun, yakın mesafeler tabii ki de bu pek fazla mümkün değil. Biz de aynı şekilde yani paket ve servis şeylerimiz tabii ki de oluyor ama yani yükselişe geçirse, yani servisten onu kapattığımız için pakete biz de tekrar da döneceğiz ve bu da bizim için tabii ki de bir kısıtlama olacak aynı şekilde. Yani bizi de etkileyecek, bütün esnaflarımız da etkileyecek aynı şekilde. Yani benim onlardan dediğim gibi yapmaları gereken, maskelerini taksınlar, yani mesafe kurallarına uysunlar. Onun dışında yani yapmaları gereken bu diye düşünüyorum. Yani işimiz söz konusu, yani kapanma riski olabilir. Olduğu zaman da yani işten çıkma konusu da olabilir yani. Bu bizi etkiler tabii ki de. Ve biliyorsunuz bu dönemde de işten çıkma çoğaldı ve bu da herkesi etkiliyor yani. Yani biliyorsunuz ki üniversiteler bile bu zamanda yani iş bulmakta gayet de zorlanıyor. Bu hepimizi de etkileyecek tabii ki de, yani zorlanacağız da tabii ki de. Öyle düşünüyorum. Kayseri'deki gidişatı yani yasak kalktığı günden beri yani nasıl diyeyim size, hafta sonları cidden çok kalabalıktı yani. Maskesini takmayanlar bile gördüm yani, oluyordu. Ya bunlar olmasın. Çünkü biz de takıyoruz yani, gördüğünüz gibi. Çıkartabiliriz ama çıkartmıyoruz yani, ne olur ne olmaz. Çünkü neticede bizi burada gören diğer yerlerde de gördüklerinde demesinler. Burada takıp da orada takıyor diye demesinler diye. Biz de her zaman maskemizi takıyoruz.